zayıflama. Altı öğün tüketmek şart değil. Ancak kişide eğer hipoglisemi varsa, şeker hastalığı varsa ya da bir mide bağırsak sistemi ile ilgili bir şikayeti varsa o zaman az az ve sık sık yemesi gerekebilir. Bazı çalışmalar gösteriyor ki 6 öğün yenildiğinde, yani daha az az ve sık sık yenildiğinde kilo kayıpları kişinin, özellikle yağ kayıplarının daha iyi olduğunu göstermiş çalışmalar. Ancak bu herkes için de geçerli değildir. Bizim hedefimiz kişiye özgü programlar yapmaktır. Bazen kişi ara öğün yapmak için fırsat bulamayabilir. 3 ana öğün tüketmek de bir kişi için doğru olabilir. Ama şöyle bir durum var. Örneğin sabah kahvaltısıyla öğle yemeğinin arası az. Diyelim ki kişi saat 9 gibi kahvaltı yapıyor. 12-12.30 gibi de bir öğle yemeği tükettiğini varsayalım. Bu araya bir ara öğün gerekmez. Ancak öğle ile akşamın arası bizim ülkemiz için genellikle söylüyorum 7 saat kadar uzun. Yani o uzun mesafede bir tane ara öğün koymayı ben daha doğru buluyorum. Yani ikindi gibi saat 3.30-4 civarında eğer bir tane ara öğün koyulursa daha uygun olacaktır. Yani illa 6 öğün şartını koşamayız ama 3 öğün mutlaka gereklidir. 3 öğün artı 1-2 ara öğün şeklinde, yani 5 öğün gibi de bizim için uygun olabilir. Zayıflama.